Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, 2022 Medya Başarı Ödülleri ile bu yıl ilk kez düzenlenen Genç Kalemler Ödülü'nün kazananlarını açıkladı. Coşkun, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin 30. kuruluş yılına yakışır bir törenle ödülleri sahiplerine vermek için çalışmalara başladıklarını söyledi. Cumhuriyetimizin 100. yılı, cemiyetimizin 30. kuruluş yıl dönümünde elbette ki bu eserleri belirlemiş olmak ya da buna yakışır bir törenle, bu anlamlı tarihlere yakışır bir törenle arkadaşlarımıza ödüllerini vermek için biz çalışmaya başladık. Önümüzdeki aylarda güzel bir programla arkadaşlarımıza eserlerin ödüllerini takdim edeceğiz. 3 Haziran 2023 tarihinde TGK Genel Başkan Vekili Sefa Özdemir'in jüri başkanlığında TGK Dış İlişkileri Koordinatörü Mevlüt Yeni, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve Anadolu Ajansı Başmuhabiri Yasin Tuncel'den oluşan jüri üyeleri yarışmaya katılan eserleri seçmiş, sonuçları mühürlü olarak AGC Başkanı Gaye Coşkun'a teslim etmiş. Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel medya başarı ödüllerinin sonuçları bugün gerçekleşen toplantıda Başkan Coşkun tarafından açıklandı. Alanya Posta Medya 4 farklı dalda 4 farklı ödül kazandı. 2022 Medya Başarı Ödülleri'nde Alanya Posta Medya'dan Güncel Yazılar dalında Mehmet Dikici, Gazete Röportaj dalında ve Televizyon Spikerlik dalında Özlem Kaygusuz, Kültür Programı dalında Raşit Fehmi Raşitoğlu kazandı. Gazete Haberi dalında Mehmet Al, Jüri Özel Ödülü yine Gazete Haberi dalında İbrahim Akta, Güncel Yazılar dalında Mehmet Dikici, Sayfa Düzeni dalında Gizem Çetinkaya, Gazete Röportajı dalında Özlem Kaygusuz, aynı dalda özel ödül ise Gazete Röportajı'nda Asiye Aras, reklam tasarımı konusunda Gazete Reklam Tasarımı'yla Büşra Taşar, televizyon dalında ise Televizyon Haberi'nde Servet Sipahioğlu, montaj kurguda Işıl Fatma Arslan, televizyon spikerlik dalında Özlem Kaygusuz, televizyon kültür programı dalında Raşit Raşitoğlu, spor programı dalında Uğur Veysel Okşar, dijital medya dalında köşe yazısıyla Ayhan Çetinkaya ve fotoğraf dalında Mert Cantürk ödül alan arkadaşlarımız. Biliyorsunuz geleneksel olarak biz yine Alanya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak da Arıkan Yılmaz Dim ödülü veriyoruz her yıl. Bu yıl yönetim kurulumuz kendi arasında yaptığı değerlendirmede deprem bölgesindeki fedakar çalışmalarıyla çok uzun süren gecesini gündüzüne katarak çalışmalar yapan Alanya'dan deprem bölgesine giden İhlas Haber Ajansı muhabiri Fadıl Köseda arkadaşımıza bu ödülü vermeyi uygun buldu. Fadıl arkadaşımız İhlas Haber Ajansı'nı temsilen bölgeye gitti ama gerçekten biz de gittiğimizde, ziyaretlerimizde onun nasıl fedakarca çalıştığını gözlemledik. AGC Başkanı Gaye Coşkun açıklamasında bu yıl ilk kez verilen Genç Kalemler Ödülü'ne de dikkat çekti. Coşkun şunları söyledi. Bu da gelenekselleştirmeyi hedeflediğimiz mesleki anlamda gelecek vadeden gençleri keşfetme amacı da taşıyan bir ödül diye konuştu. Bu yıl ilk kez Alanya Gazeteciler Cemiyeti bir ödül daha veriyor. Bu da gelenekselleştirmeyi hedeflediğimiz, gelecek vadeden, mesleki anlamda gelecek vadeden gençleri keşfetme amacı da taşıyan bir ödül. Genç Kalemler Ödülü koymuştuk. Alanya'daki üniversitemiz ya da lisemizde okuyan, iletişim okuyan öğrencilerimiz arasından seçmeye çalıştığımız eserlerdi. Tabii bu yıl ilki olduğu için daha çok üniversitemizden değil, ilk öğretim, orta öğretim düzeyinde Genç Kalemler Projesi'nden yazı yazan arkadaşlar, öğrencilerimiz bize eserlerini gönderdiler. Bu da yine yönetim kurulu üyelerimizin kendi arasında yaptığı derlemeyle belirlendi. İlk okul dalında Ela Durmaz adlı öğrencimiz, ortaokul şiir dalında Ecrin Duru Kale adlı öğrencimiz, ortaokul kompozisyon dalında Nimet Ela Ersek adlı öğrencimiz, lise kompozisyon dalında Nagehan Yılmaz adlı öğrencimiz, lise şiir dalında ise
Gülper Yücel adlı öğrencimiz Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin Genç Kalemler Ödülü'ne layık görüldüler. Tekrar edeyim, Cumhuriyetimizin 100. yılı, cemiyetimizin 30. yılı, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında güzel bir törenle ödüller sahiplerini bulacak. Tüm ödül alan arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarım adına bir kez daha başarı diliyorum onlara. Yarışmaya katılan bütün arkadaşlarımıza da elbette teşekkür ediyoruz. Yarışmaların devam etmesi, mesleki dayanışmanın, küçük tatlı rekabetlerin sürdürülmesi, gazetecilik mesleği için önemli. Bu sebeple ilgi gösteren tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Turizmin kenti Alanya'da eğlence sektörünün kanayan yaralarından olan müzik kısıtlaması Antalya İl Hıfzı Sıha Kurulu kararıyla kaldırıldı. Yasağın kalkmasının ardından Alanya Posta Medya açıklamalarda bulunan Alanya'nın sevilen müzisyeni Hikmet Türen, bu kararın bu sektörden para kazanan birçok insan için olumlu olduğunu belirtti. Türen açıklamasında bu uygulama oldukça uzun bir uygulamaydı. Gereğinden fazla uzun tutuldu. Tabii bunun yanında yatan nedenler de araştırılabilir. Yani sadece pandemiyle mi ilgiliydi yoksa başka sosyolojik boyutları var mıydı? Bunlara da bakmak lazım. Alanya için oldukça iyi oldu. Bizim yaşadığımız bölgeler turistik bölgeler. Müzik ve eğlence turizmin olmazsa olmazlarından. Bunu kısıtlamak, belli bir saate kadar yapmak doğru değildi. Zaten insanlar eğlenmeye gece 23.00'dan 24.00'dan sonra başlıyor. Bu yüzden de sorun oluyordu. Müzik olayı gerçekten bir sektör. Görünen sanatçıların yanı sıra bir de bunun sektörde görünmeyen insanları var. Tom Meister gibi ışıkçısı var. Bu işte bu sektörde gerçekten para kazanılıyor. Bu sektörde insanlar bir takım sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Fakat geç oldu, güç olmadı, iyi oldu. Umarım bir daha böyle bir durum olmaz. Bu olayları, bu olumsuz olayları görmeyiz. Müzik her zaman var olsun, yaşasın diye konuştu. Alanya'da toplu taşımada seferlerin yetersiz kaldığını ve araçların tıklım tıklım sefer yaptığını belirten vatandaşlar yetkililerden acil çözüm istiyor. Alanya'da vatandaşlar toplu taşıma araçlarının yetersiz kaldığını ve halkın mağduriyetine neden olduğunu belirtiyor. Kentte her geçen gün artan nüfusla birlikte ilçede süre gelen toplu taşıma araçları da yetersiz kalıyor. Nüfus artıyor ancak toplu taşıma sayıları artmıyor. Konu hakkında Alanya Posta Medya ekibine ulaşan vatandaşlar, Alanya'da sürekli devam eden bu soruna kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini ve insanların üst üste yolculuk yapmak zorunda kaldığını belirtiyor. Konu hakkında Alanya Posta Medya ekibine açıklamalarda bulunan Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı, seferlerin aralıksız devam ettiğini, yoğun olan bölgelerde seferleri arttırıldığını belirtti. Akıllı açıklamasının devamında bayramdan sonra sefer sayısında değişiklik olacak, liste değişecek. Özellikle Atatürk Caddesi'nde yoğun olan saatlerde ek araba yönlendiriyoruz şeklinde konuştu. Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden Alanya'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Yaklaşık 600 bin yatak kapasitesine sahip ilçede bayram rezervasyonlarında doluluk oranı %90'lara ulaştı. Yoğun bir bayram sezonu geçireceklerinin altını çizen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Zahaoğlu, Alanya Posta Medya ekibine değerlendirmelerde bulundu. 2023 yaz sezonunun yüksek maliyetler sebebiyle yükselen konaklama fiyatlarıyla girdik şeklinde konuşan Zahaoğlu, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla iç pazarda hareket
hareketlilik başladı. Ülkemizde tatilin artık lüks değil, ihtiyaç olarak algılanması sebebiyle konaklama fiyatları yüksek olsa da talep fazla. Bayram tatili yaklaşırken rezervasyonlar oldukça arttı. Alanya'da yoğun bir bayram tatili geçireceğimiz aşikar şeklinde konuştu. Alanya'da inşaat ve emlak sektörü deprem ve seçimden dolayı durgunluk sürecine girdi. Yurt dışında Alanya'ya gelen vatandaşlar konut fiyatlarındaki artıştan dolayı başka alternatifleri değerlendirmeye başladı. Bunun üzerine bazı müteahhitlerin de yatırım amaçlı başka bölgelere gitmesi yeni bir sorunu, işçi sıkıntısını da beraberinde getirip getirmeyeceği merak konusu oldu. Konu hakkında açıklama yapan Alanya Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Küçüker, bu durumun Alanya'yı olumsuz anlamda etkilemeyeceğini söyledi. Küçük yer açıklamasında yurt dışında yapılacak olan iş... Alanya Müftülüğü havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarına karşı risk haritası arttı. Alanya Müftülüğü son günlerde artan hava sıcaklıklarının neden olduğu yangınların önemine dikkat çekerek vatandaşları anız, tarla, bahçe ve orman yangınlarına karşı uyardı. Mangal, sigara, temizlik amacıyla yakılan ateş ve rastgele atılan şişelerin orman yangınlarını tetiklediğini belirten vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Alanya Müftülüğü'nün sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, ecdadımızın kanlarıyla, sulayarak en ağır bedellerle bugünlere kadar taşıdığımız ormanlarımızı gelecek nesillere fazlasıyla devretmek neslimizin bir onur meselesidir. Bu uğurda yapılacak her türlü çalışmalar iki dünyada da şüphesiz karşılıksız kalmayacaktır. Bu nedenle birey olarak orman yangınlarına karşı her an tedbirli olmalıyız sözlerine yer verildi. Alanya Belediyesi'nin çalışmalarının aralıksız ve kesintisiz sürmesi için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Başkan Yücel'in daha temiz bir Alanya vizyonuyla şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine 12 yeni araç kazandırıldı. Araçlar bugün Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinin katılımıyla yapılan dua töreniyle hizmete başladı. Allah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel mesir, gufranek rabbena ve ileykel mesir. Ekber Allahu ekber, la ilahe illallah. Başkan Yücel yeni araçların hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek sezonun başlamasıyla birlikte şehrimize daha kaliteli, daha sağlıklı hizmet vermek adına Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesine yeni araçları hizmete kazandırmış olduk. Bu araçları almak kadar kullanabilmek ve memleketimiz için hayırlı işlerde kullanabilmek de önemli. Herkese kazasız belasız binmek ve kullanmak diliyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum dedi. Bu sezon başından bu yana sadece temizlik işlerimize 12 tane yeni aracımızı hizmete kazandırmış olduk. Bu araçlarımızın bölge halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.